Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizde de iki boyutlu hareketleri işleyeceğiz. Onunla ilgili daha doğrusu sorular çözeceğiz. Şimdi bir numaralı soruyla başlayalım. Şuradan kalemimizi alıp. Evet, bir. Bir numaralı sorumuz şöyle. T eşittir sıfırda sabit ivmeyle x'y düzleminde hareket eden bir parçacık. İlk hızı 3i eksi 2j metre bölü saniye imiş ve 3. saniyede parçacığın hızı 9i artı 7j oluyor. Parçacığın ivmesini ve herhangi bir t anındaki koordinatlarını bulunuz diyor. Şimdi t eşittir sıfırda bu parçacığın hızı neymiş? V ilk vektörel olarak 3i eksi 2j metre bölü saniye. T eşittir 3t, 3. saniyede artık son hızımız oluştu. Yani bir diğer bir durum, ilkten sonraki durum. O da 9i artı 7j olmuş. Bakın ilk başta i yönündeki hız 3 iken 9 olmuş. Y yönündeki hız eksi 2 iken 7 olmuş. İkisi de değişmiş. Demek ki bir ivmesi var. İşte bu ivmesini bulunuz diyor A şıkkı. İvme neydi? Birim zamandaki hız değişimi. Yani delta v bölü delta t yazabiliriz. Yani delta v, v son hızı eksi v ilk hızı bölü geçen zaman. Burada son hız vektörel olarak 9i artı 7j. Bundan ilk hızı çıkartacağız. 3i eksi 2j'yi. Ne kadar süre geçmiş? 0. saniyeden 3. saniyeye 3 saniye. 9i'den 3i çıkarsa 6i kalır. 7j'den eksi 2j çıkarsa 9j olur. Bunları da 3'e böleceğiz. O zaman 2i artı 3j oldu. Bu hareket eden parçacığın ivmesi. Tamam mı? Demek ki x yönündeki hızı saniyede 2-2 değişiyor. Y yönündeki hızı saniyede 3-3 değişiyor. Peki diyor ki herhangi bir t anındaki koordinatlarını bulunuz B şıkkında. X koordinatı ilk hız çarpı t artı 1 bölü 2 a t kare. İlk hızı x yönündeki ilk hızı nedir? 3'tür. 3 i'dir. Çarpı t herhangi bir andaki koordinatını bulacağız. Herhangi bir an t anı. Artı 1 bölü 2 a yönündeki ivmemiz ne? 2 i çarpı t kare. Bunu düzenli bir şekilde yazarsak 3 t i artı t kare i. Bu x yönündeki koordinatı. Y yönündekine de benzer işlem yaparsak yine v i t artı 1 bölü 2 a t kare yazacağız ama buradaki v i dediğimiz şey y yönündeki ilk hız. Yani eksi 2 j t artı 1 bölü 2 a'mız ne? Bulduk. Y yönündeki a'mız 3 j t kare. Buradan da eksi 2 t j ve artı 3 bölü 2 t kare j olur. Bu da y koordinatımız. O zaman genel olarak bunları r olarak birleştirip yazarsak x artı y şeklinde yazacağız. X'i yazalım önce. 3 t i veya i parantezinde 3 t artı t kare i artı eksi 2 t artı 3 bölü 2 t kare j. Herhangi bir andaki koordinatı bu. T'yi yerine koyarsanız bu parçacığın herhangi bir anda nerede olduğunu bulursunuz. Şimdi ikinci problemimizi ben buradan size önce kopyalayayım ve çözelim. Evet. Başlangıçta şuraya alayım. Başlangıçta orijinde yerleşmiş bulunan bir parçacık. A eşittir 3j metre bölü saniye karelik bir ivmeyle yazalım. A eşittir 3j metre bölü saniye karelik ivmeyle. İlk hızı 5i metre bölü saniye olacak şekilde bir ilk hıza sahiptir. Herhangi bir t zamanındaki vektörel olarak konumunu, hızını bulunuz.
A şıkkında. B şıkkında ise parçacığın ikinci saniyedeki koordinatlarını ve hızının büyüklüğünü, yani süratini bulunuz demiş. A şıkkı herhangi bir t zamanındaki konumu bulacağız. X konumunu nasıl bulacağız? X yönündeki ilk hız 5i t ve ilk çarpı t artı 1 bölü 2. A yönünde ivmesi var mı? 0 t kare. Dolayısıyla herhangi bir andaki x koordinatını bulmak için 5i veya 5ti ifadesinde t yerine değerini yazacağız. Bu hareketli, bu parçacık gördüğünüz gibi x yönünde ivmesiz, yani sabit hızlı hareket yapıyor. Y yönünde ise v ilk t, y yönünde v ilk hızı yok, 0 t ama ivmesi var. 1 bölü 2 a t kare burada da bağıntımız. O zaman y koordinatında bulmak isterseniz 3 bölü 2 t kare j. Yani j yönünde, y yönünde parçacığımız sürekli ivmeleniyor. 0. saniyede hızı 0'dı. T yerine 0 koyarsanız ama 1 koyarsanız 3 bölü 2 olur. 2 koyarsanız 12 bölü 2 6 olur. Tamam mı? Bu konumunu bulduk. Herhangi bir t andaki konumu. Dolayısıyla birleştirip yazarsak 5ti artı 3 bölü 2 t kare j. Herhangi bir andaki konumu. Hızını bulun derse ne yapıyorduk? Bunun türevini alıyorduk. 5t'nin türevi 5, 3 bölü 2 t karenin türevi 3t. Yani bu parçacığın, bu da hızını, kareyi almayayım güzel görünmedi, hızını veren ifade. 0. saniyede hızı ne? 5i artı 3 kere 0 j, yani 5i. Bakın zaten biz ilk hızının bu olduğunu vermiştik. Bu denklemde de görüyorsunuz. Ama sonra her saniye y yönünde hızımız artacak. Diyor ki ikinci saniyedeki koordinatları bulalım. Şimdi bu denklemlerde B şıkkında T gördüğümüz yere ilk 2 yazalım. 2'nin karesi 4J. O zaman koordinatı X ekseninde 10. metrede, Y ekseninde 6. metrede. Hızı neyimdir? Peki ikinci saniyede. Hız denkleminde bu sefer T gördüğümüz yere 2 koyalım. 3 çarpı 2J. 5i artı 6J. Bu da ikinci saniyedeki hızı. Evet, üçüncü soruya geçelim. Ben onu size buradan kopyalayayım. Bir saniye şurada, evet. Evet. Şimdi ağdan 12 metre uzaklıkta duran bir tenis oyuncusu. Şöyle 3 boyutlu çizmeye çalışalım. Kalemimizi alıp şöyle bir ağ var. 12.6 metre uzaklıkta bulunan bir tenis oyuncusu var. Bu topa yatayın 3 derece yukarısına doğru vuruyor. Topa şöyle vurduk. Burası 3 derece. Ağı sıyırmak için top en az 0.330 metre yükselmelidir. Tam ağın böyle üstünden sıyırarak geçecek. Ne kadar yükselmelidir top? 0.330 metre. Vurulduğu noktadan bu kadar yükselmelidir. Top çizdiği yolunun en üst noktasında ağı sıyırıyorsa, yani eğik atış doğrusu bu. Bu topa vurduk. Tam şurada ağı sıyırıyormuş. Yani bu 0.330 dediği yer bizim maksimum yükseklik. Hakş maksimiz. Bu soruda onu vermiş bilgi olarak. Raketi topun terk ettiği zaman hızı nedir? Tamam, yani hangi hızla vurulması lazım ki A 12 metre uzaklıkta bulunan tenisçi bu topun H maksını 0.330 metre yapabilsin? Sorumuz o. Yani şuraya soruyu basitleştirelim. Buradan şuraya olan uzaklık 12.6. Dolayısıyla tamamına olan uzaklık, bunun iki katı, Hmax da 0.330 olabilmesi için buradaki artışı 3 derece ise buradaki V hızımız ne olmalıdır sorusu olarak eğik atış sorusu oldu. 3 derecenin sinüsünü ve kosinüsünü vereyim. Sinüs 3 derece 0.05 ve kosinüs 3 derece, hemen ben de buradan beraber çözüyorum.
0,99. Hatta 1 bile diyebiliriz. 1 diyelim. Yani 0,998, 999 alalım ya da tam böyle şey çıksın. Şimdi yatayı ve düşeyi ayrı ayrı inceliyorduk iki boyutlu harekette. İki boyutlu hareketin bir boyutlu hareketten çok da farkı yok. Her şeyi iki kere yapacağız. Yatay için ayrı, düşey için ayrı. Bir kere yatayda bu hızımız nedir? Şu hızımız V çarpı kosinüs 3 derece. Düşeydeki hızımız V çarpı sinüs 3 derece. Tamam mı? Şimdi yatayda bu hızı değiştirecek bir etken yok. Çünkü yatayda bir kuvvet yok. Kuvvet olmadığı için ivme olmaz. İvme demek hız değişimi demek. Dolayısıyla yatayda hız değişimimiz olmayacak. Dolayısıyla bu V kosinüs 3 hep sabit kalacak. Dolayısıyla yatayda alınan yol sabit hızlı hareketlinin aldığı yoldur. Yani 12,6 metreyi biz yani yolun yarısını V çarpı kosinüs 3 dereceyle T sürede gideriz. Böyle bir denklem var elimizde. Düşeydeki hızımız ise V çarpı sinüs 3 derece yer çekiminden dolayı azalacak ve tepeye gidince sıfırlanacak. Peki tepeye gidene kadar burada ne kadar yer değiştirecek? H kadar yükselecek. Burada Y eşittir. V ilk T artı 1 bölü 2 AT kare bağıntısını kullanacağız. Buradan Y eşittir ya da Y dediğimiz şey buradan buraya yükselmemiz 0,330 metre. İlk hızımız V çarpı sinüs 3 derece çarpı T eksi 1 bölü 2 çarpı 9,8 çarpı T kare diye de ikinci bir denklem olacak elimizde. Tamam mı? Şimdi buradan size buradan sonrasını size alıştırma bırakayım. Şu birinci denklemde siz V dediğiniz şeyi pardon şöyle yazayım. V dediğiniz şeyi ya da VT dediğiniz veya V olsun fark etmez. İkisini de yapabilirsiniz. VT diyelim. VT'yi yalnız bırakalım. VT dediğimiz ifade burada kalırsa 12,6 bölü kosinüs 3 derecedir. Bu ifadeyi gidip buraya yazarsanız 0,33 V çarpı sinüs 3 çarpı T vardı ama şimdi biz VT yerine burada 12,6 bölü kosinüs 3 derece çarpı yanında sinüs 3 derece kaldı. Eksi 1 bölü 2 9,8 çarpı T kare diye bir denkleminiz oluşmuş oldu. Buradaki tek bilinmeyen sinüs 3 bölü kosinüs 3 tanjant 3 hesap makinesinden yerine yazarsınız. Sadece tek bilinmeyen T kare kalır. Buradan T'yi bulabilirsiniz. T'yi bulduktan sonra artık T var. O denklemi çözdünüz. T'yi buldunuz. Bizden ne istiyor? Hızı istiyor. Hızımız da ne? Artık şu denklemde T yerine yazarsınız. 12,6 eşittir. V çarpı kosinüs 3 çarpı bulduğunuz T değeri. Buradan da işte o V hızını hesaplayabilirsiniz. Tamam mı? Evet, dördüncü soruya geçelim. Ben buradan alayım. Okunuyor mu bilmiyorum. Bu yeni bir tahta uygulaması kullanıyorum. Umarım işe yarayacak. Çektiğimiz boşa gitmiyordur. Kalemi de biraz tuhaf ama. Evet, bir top mermisi yatayın 55 derece yukarısına doğru. Şöyle 55 derece yukarısına doğru. 300 metre bölü saniyelik ilk hızla ateşlenmektedir. 300 metre bölü saniye ilk hızla ateşliyoruz. Mermi ateşlendikten 42 saniye sonra dağın yamacında patlıyor. Demek ki şurada bir dağ var. Şöyle. Buraya 42 saniye sonra dağın yamacına düşüyor, patlıyor. Merminin patladığı yerde şurası. Ateşleme noktasına göre x ve y koordinatı nedir? Yani buradan mermi yatayda ne kadar yol almış? X ve dağda yukarı ne kadar çıkmış? Y. Şimdi size sinüs ve kosinüs y 55 değerlerini vermem lazım. Sinüs 55 0,82 alabiliriz. Kosinüs 55 de hemen onu da söyleyeyim size. 0,57 alabiliriz. Şimdi yapalım. Dediğim gibi yatayı ve düşeyi ayrı ayrı inceleyelim.
Aman inceli yazıyorum, pardon. Yatay ve düşeyi ayrı ayrı inceliyoruz. Yatay da x kadar yol alacak mı? Hangi hızda alacak? 300 çarpı kosinüs 55. 300 çarpı 0,57. Hangi süre? T süre. Yani vermiş 42 saniye. Bu işlemi yaparsak 300 çarpı 0,57 çarpı 42 saniye. Pardon. 300 çarpı 42 çarpı 0,57. 7182. Yani dağa uzaklığı bu topun 7182 metreymiş. Düşeydeki analizimizi yapacağız. Y eşittir ilk hız T artı 1 bölü 2 AT kare. Y yükselmesini bulacağız. Y yönündeki yani düşeydeki ilk hızımızda 300 çarpı sinüs 55. Yani 300 çarpı 0,82. 1 bölü 2 AT kare. A yerine eksi 9,8 yazacağımız için 9,8. Şurada T'yi unuttuk bu arada. T var. Burada da T var. T yerine 42'leri yazacağız. Şimdi ilk terimimiz 300 çarpı 0,82 çarpı T 42. Şurası 10.332 oldu. Eksi 1 bölü 2 çarpı 9,8 çarpı T. O da 205,8'miş. 10.332'yi çıkartırsak 10.126 metre olur. Yani ateşleme noktasına göre merminin patladığı dağdaki nokta top mermisinden yatayda 7.182 metre uzaklıkta ve dağdan da 10.126 metre yukarıdaymış. Evet, 5. soruyu çözelim. Yapıştırayım şöyle size soruyu. Yine bir top binanın en üst penceresinden atılmaktadır. Şöyle bir bina çizelim. Bu tahta uygulaması gerçekten kötü, bir alternatif bulmam lazım. Bir top binanın en üst penceresinden atılmaktadır. Topa yatayın altında 20 derecelik bir açıda 8 metre bölü saniyelik ilk hız veriliyor. Yatayın 20 derece altında ve 8 metre bölü saniyelik ilk hız veriliyor. Topu böyle atıyoruz binadan aşağı, şöyle gidecek dolayısıyla. Top yere 3 saniye sonra çarpıyor. A şıkkı, top binanın zemininden yatay olarak ne kadar uzağa düşer? Yani şuradaki x mesafesi nedir? Buradan buraya ne kadar mesafede uzaklaştı? B şıkkı, topun fırlatıldığı yüksekliği bulunuz. Ona da y diyelim. Bunu bulunuz. C şıkkı, topun atış seviyesinin 10 metre altında bir noktaya ulaşması için ne kadar zaman geçer? Hava sürtünmesini ihmal edin istiyor. Yine burada ben size sinüs 30 ve kosinüs 30'u söyleyeyim. Sinüs 20 ve kosinüs 20. Sinüs 20 0,34 alabilirsiniz. Kosinüs 20'yi de 0,94 alabilirsiniz. Şimdi dediğim gibi yatayı ve düşeyi ayrı ayrı inceliyoruz. İki boyutlu hareketin dolayısıyla bir boyutlu harekete göre hiçbir zorluğu yok. Tek zorluğu her işlemi bir kere düşünüyor olmanız. İki ayrı eksende ayrı ayrı işlem yapıyor olmanız. Şimdi yatayda x kadar uzaklaşacak binadan. Hangi hızla? Bu 8 çarpı kosinüs 20 ile, değil mi? 8 çarpı kosinüs 20 ile uzaklaşacak. Hangi süre gidecek? T süre. Kaçmış T süremiz? 3. Hangi formülü uyguladık? X eşittir VT. Ama hangi V? Yataydaki hız. 8 çarpı kosinüs 20. 8 çarpı 0,94 çarpı 3 yaparsak burada 22,56. A şıkkını bulduk. Top binanın zeminden yatay olarak ne kadar uzağa çarpar? Bu. Düşeydeki işlemimiz ilk hız T artı 1 bölü 2 AT kare bağıntısı. Y'yi bulacağız orada. İlk hız dediğimiz şey Y yönündeki ilk hızımız. Yani 8 çarpı sinüs 20. Sinüs 20 kaçtı? 0,34. 8 çarpı sinüs 20 derece çarpı T 3 saniyeymiş. İğme eksi yönde T
Tabii hızımız da eksi yönde. Görüyorsunuz bakın. Y yönündeki hız ne tarafa doğru? Aşağı doğru. Bunun da başında eksi var. İvmemiz de eksi. Yerçekimi 1 bölü 2 çarpı eksi 9.8 çarpı t'nin karesi. 3'ün karesi. O zaman burada 8 çarpı 0,34 çarpı 3. Burada eksi 8,16 geliyor. Eksi 1 bölü 2 çarpı 9.8 çarpı 3'ün karesinde 9. 44.1 geliyor. Bunu 8.16 ile toplarsak 52,26 metre. Yani binanın yüksekliği 52,26'ymış. Sonuç eksi. Eksi ne demek? Top eksi yönde gitti demek. Aşağı doğru indi demek. Ama binanın yüksekliği nedir? Yüksekliği bulunuz demiş. 52,26 metre. Bu A ve B şıklarıydı. C şıkları topun atış seviyesini attık 10 metre altına. Yani toplam bina 52 ya. Buradan şöyle 10 metre altına şuralara falan geldiğinde şu seviyeye. Ne kadar zaman geçer diyor. Tamam mı? Yine bu formülü uygulayın. 10 metre altına gelecek. O zaman eksi 10 kadar yer değiştirecek düşeyde. Düşeyde yapıyoruz bu analizi. Hangi ilk hızla atılmıştı? Eksi 8 çarpı sinüs 20 derece. Çarpı ne kadar zaman geçer diyor? T. Bilmiyoruz. Demin 3 yazmıştık. Çünkü yere düşme süresini 3 vermişti. Ama şimdi ortalarda bir yeri soruyor bize T. Eksi 1 bölü 2 çarpı 9.8 çarpı T'nin karesi. Eksi 10 eşittir. Çarpı sinüs 20 yani 0.34 2,72 t şunu düzgün yapalım eksi 4.9 t kare oldu değil mi? Buradan 4.9 t kare artı 2,72 t eksi 10 eşittir 0. Bu denklemin çözümünü de size bırakayım. Alıştırma olsun. Delta eşittir b kare eksi 4ac'den önce delta'yı bulun. Diskriminantı bulun. Sonra t1 t2 eşittir. Eksi b artı eksi kök delta bölü 2a'dan t'leri bulun. T'lerden bir tanesi eksi bir tanesi artı çıkacaktır. Tabii ki artı olan zamanı seçip cevabınızı bulabilirsiniz. Evet, altıncı sorumuz. Buradan yapıştırayım yine. Kopyalayıp. Evet. Yanan bir binadan 50 metre uzaklıkta bulunan bir itfaiyeci. Şimdi bir binamız var. Yanıyor. Ve bir itfaiyecimiz var. 50 metre uzaklıkta. Hortumun ağzından çıkan tazyikli suyu şekildeki gibi, ben şekli çiziyorum, yatayın üstünde 30 derecelik açıda sıkmaktadır. Şöyle suyu sıkıyor. 30 derecelik bir açıda su gidiyor binaya. Tazyikli suyun hızı 40 metre bölü saniye ise su hangi yükseklikte binaya çarpar? Yani şurada çarpmış ya, işte buradaki h mesafesini soruyor. Sinüs 30'umuz 0,5 kosinüs 30 size 43/2'nin değerini vereyim. 0,87 alabilirsiniz. Evet. Yine sistematiğimiz aynı. Yatay ve düşey incelemelerini birbirinden bağımsız ayrıca ince sürekli ince yazıyorum. Özür dilerim. Düşeyi ayrı ayrı inceleyebiliriz. Yatayda aldığı yol yataydaki hız çarpı zaman. Yataydaki hızımız değişmediği için dünyada herhangi bir yatay kuvvet uygulanmadığı için cisimlerin üzerine sabit hızla hareket olacaktır. Ve x eşittir vt ile bulunur. Yataydaki hız 50. Yataydaki alacağı yol binaya kadar 50. Yatay hızımız 40 çarpı kosinüs 30 değil mi? Yani 40 çarpı 0,87 çarpı t. Şimdi buradan t'yi bulacağız.
Burası 34,8 oldu. Dolayısıyla 50'yi 34,8'e bölersek 1,44. Yani bu su itfaiyecinin hortumundan çıktıktan 1,44 saniye sonra binaya çarpıyor. Şimdi aynı düşey artık elimizde saniye bilgisi var. Dolayısıyla bu yüksekliğe ulaştığı saniye de aynı saniye. Şimdi düşeydeki analizimiz ivmeli hareket ve it artı 1 bölü 2 at kareden. Bu y dediğim şey h binanın yüksekliği. İlk hızımız bu sefer 40 çarpı sinüs 30 değil mi düşey hız? 40 çarpı 0,5 t'yi bulduk 1,44. Eksi 1 bölü 2 çarpı a 9,8 çarpı t kare 1,44'ün karesi. Şimdi burada 40 çarpı 0,5 çarpı 1,44 28,8 ilk terim eksi 1,44'ün karesi çarpı 9,8 çarpı 1,2 10,16 28,8'den 10,16'yı çıkarsak 18,64 yaklaşık. Demek ki binamızın yüksekliği 18,64 metreymiş. Yatayı düşeyi ayrı ayrı analiz ederek. Evet, 7. ve son soruyu çözelim. Ben bir ara vereyim, sonra kalan sorulara öbür dersimizde devam ederiz. Bir futbolcu 40 metre yükseklikteki bir uçurumdan bir su havuzu içerisine düşürmek için bir kayaya yatay olarak tekme vuruyor. Bir saniye. Şöyle çizelim bunu. Önerim yazmıyor onun için. Evet, 40 metre yükseklikteki uçurum. Burası bizim 40 metre yükseklikteki uçurumumuz. Su havuzu içerisine düşürmek üzere bir kayaya tekme vuruyor. Buradan futbolcu, şurada da havuz var. Aşağıda böyle tekmeyi vurdu. Tamam mı? Eğer futbolcu suya çarpış sesini 3 saniye sonra işitiyorsa, kayaya verilen ilk hız nedir? Şurada bir vurduk. Yatay olarak tekme vuruyor. Yatay hız. Bu V hızımız nedir diyor. Sesin de diyor havadaki hızının 343 metre bölü saniye olduğunu varsayınız diyor. Tamam mı? Şimdi yine yatayı ve düşeyi ayrı ayrı analiz edebiliriz. Yatayda aldığımız yol X. Hangi hızla vurduk? V çarpı T. Ama hangi T buradaki T? 3 diye yazamayız. Çünkü bu 3 saniye sonra işitiyor diyor. Şimdi top 3 saniye sonra düşseydi bir de o suya düşüş sesi şap diye işte neyse suya düşüş sesinin geri kulağına gelme süresi var. Onu da duyacaktı. Onun için top eğer 3 saniye kaya eğer suya 3 saniyede düşseydi o sesi 3 saniyeden kısa bir süre sonra duymak zorunda kalırdı. Tamam mı? Demek ki top 3 saniyeden daha önce düşmüş. Biz buraya o T'yi yazacağız. Tamam mı? O T'yi yazacağız. Yataydaki yolu bilmiyoruz ama o T'yi de bilmiyoruz. Şimdi düşeyde bir analiz yapalım. Düşeyde ilk hızı yok. Şunu yapacağız normalde. V ilk T artı 1 bölü 2 AT kare. Tamam mı? Ne kadar yükseklikten düşecek? 40 metreyi düşecek. Eksi 40. İlk hızı yok. Yatay hızla vurulduğu için gördüğünüz gibi ilk başta düşeyde hız yok. 0. Eksi 1 bölü 2 çarpı 9,8 çarpı t kare yapıyoruz. Buradan 9,8 t kare eşittir 80 oluyor. Buradan 80 bölü 9,8'in karekökünü alırsanız t eşittir 2,86 saniye oluyor. Yani top yere 2,80 bu yüksekliği 40 metrelik yüksekliği top 2,86 saniyede düşermiş. Ama sesi 3 saniyede duyuyor. Niye? Çünkü 3 eksi 2,86 yani 0,14 saniyede topun sesi
oyuncuya geri geliyor. Tamam mı? Top 2.86 saniyede düştü. Buradaki ses geri oyuncuya 0.14 saniyede geldi. Toplam 3 saniye sonra vurduktan oyuncu bu sesi duydu. Şimdi o zaman sesin bu. Sesin gelme süresi. Peki sesin hızıyla sesin gelme süresini çarparsak biz ne kadarlık yol aldığını buluruz. X eşittir VT. Ses hızı sabit. X demeyelim ona. Ne diyelim? D diyelim. Çünkü bu yataydaki yere biz X dedik. D eşittir. Yani ses buradan böyle gelecek. Direkt gelecek değil mi? Doğrusal bir yolla. D. D eşittir. Sesin hızı soruda verilmiş 343. Çarpı kaç saniyede geliyormuş? 0.14. İşlemini yaparsam 49 metre çıkardı. Şimdi bir tık üçgenimiz var. Bir kenarı 40. Hipotenüsü 49. O zaman yatay olan bu x nedir? Pisagor bağıntısından 49'un karesi eşittir 40'ın karesi artı x'in karesi derseniz buradan x eşittir 28,3 metre bulursunuz. Demek ki kaya uçurumdan sonra yatayda 28,3 metre yol almış. Farklı bir renk kalem alayım. 28,3. Bize bu hızı soruyordu. Biz hala onu bulamadık. V çarpı T. Kaya peki bu düşene kadar, bu 28,3'ü alana kadar ne kadar süre geçti? 2,86. Sakın şaşırıp da 3 yazmayın. Çünkü kaya buradan buraya 2,86'da geldi. O ekstra 0,14 saniye bu buraya çarpınca ki geri dönüş sesi. Onun için asıl bizim T süremiz 2,86 saniye. O zaman bu işlemi yaptığımızda 28,3'ü 2,86'ya bölerseniz yaklaşık 9,9 metre bölü saniye olarak siz bulursunuz ilk futbolcunun kayaya vuruş hızını. Evet, bir mola verelim. Sonra devam ederiz.